Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün gerçekleştirmekte olduğu, Türkiye'nin ilk ses üstü yüksek hızlı rüzgar tüneli projesi için Çimtaş tarafından tasarlanan ve üretilen basınçlı kapların sage sahasına nakliyeleri tamamlandı. Rüzgar tünelleri cisimlerin hava akışı ile olan etkileşiminin test edilmesi amacıyla kullanılan altyapılardır. Tasarımlardaki aerodinamik incelemelerin sırasıyla sayısal modelleme, deneysel çalışma ve uçuş denemesi olmak üzere 3 aşamada yapılması gerekmektedir. Hava akışının sayısal modelleme ile yapılan analizlerinin uzun sürmesi ve doğrulanmaya gereksinim duyması, gerçek denemelerin ise karmaşık, pahalı ve tehlikeli olabilmesi gibi nedenlerden dolayı rüzgar tüneli testleri oldukça önem arz etmektedir. Güvenli, hızlı ve ucuz bir şekilde tasarımların uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılan rüzgar tünellerinde hava ile etkileşimde olan tüm cisimlerin aerodinamik incelemeleri yapılabilmektedir. Rüzgar tüneli denemeleri sayısal çözümlemelerin doğrulanması, uçuş denemelerinin maliyet etkin ve güvenli yapılabilmesi için mutlaka uygulanması gereken önemli süreçlerden biridir. Rüzgar tünellerinde uçak, helikopter, İHA, paraşüt gibi hava taşıtları ile otomobil, kamyon, otobüs ve motosiklet gibi kara taşıtlarının aerodinamik özelliklerinin incelenmesi, siren ve paratoner gibi cisimlerin hava ile etkileşimlerinin belirlenmesi ve fırtına ortamında dayanımlarının incelenmesi gibi pek çok deney gerçekleştirilebilmektedir. Cumhuriyetin muasır medeniyet seviyesi hedefinin, kendi teknolojisini üretme faaliyetlerinin ve kendi üretimini de gerçekleştirme hedefinin bir simgesi olan Ankara Rüzgar Tüneli'nin yapımına 1946 yılında başlanmış ve 1950 yılında inşaatı tamamlanmıştır. 1993 yılından itibaren TÜBİTAK SAGE tarafından düzenli olarak bakım, onarım ve yetenek artırımı faaliyetleri gerçekleştirilen Ankara Rüzgar Tüneli düşük ses altı hızlarda çalışan, kapalı devre, yatay döngülü, atmosferik ve kapalı test odasına sahip bir rüzgar tünelidir. Test odası genişliği 3.05 metre, yüksekliği 2.44 metre ve uzunluğu 6.10 metredir. Tünel döngüsü betonarme olup test odası ahşaptır. Test odasında modelin olmadığı durumda 80 metre saat hıza ulaşılabilmektedir. Tünelin sahip olduğu eksenel türbülans seviyesi %0,15, toplam türbülans seviyesi %0,62'dir. Ankara Rüzgar Tüneli'nde yük ölçüm testleri, yapısal dayanım testleri, akış ölçümü testleri ve akış görüntüleme testleri olmak üzere 4 farklı tip test gerçekleştirilebilmektedir. Müşterilerin isteğine göre test edilecek modelin tasarım ve üretim faaliyetleri tarafımızca gerçekleştirilebilmektedir. Yük ölçüm testleri dış balans, iç balans ve model hareketlendirme sistemi kullanılarak, akış ölçümü testleri sabit sıcak tel anemometresi kullanılarak, akış görüntüleme testleri ise basınca duyarlı boya sistemi, iplikçik, yağ ve duman kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Aerodinamik yüklerin belirlenmesi amaçlandığında yük ölçüm testleri yapılmaktadır farklı hız, açı ve model konfigürasyonlarında modele etkiyen aerodinamik kuvvetleri ve momentleri bulmak için dış balans ve iç balanslardan, test modelini istenen açıya getirebilmek için ise model hareketlendirme sisteminden faydalanılmaktadır. Çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan rüzgar tüneli balansları yüksek doğruluğa ve güvenilirliğe sahip ölçüm yapmayı mümkün hale getirmektedir. Bu testlerde model test odasına uygun şekilde bütünlenerek istenen geometrik koşul, hız ve sürelerde rüzgar verilmekte ve model üzerinde herhangi bir deformasyon veya kopma olup olmadığı kontrol edilmektedir. Test modeli müşterinin isteğine göre model hareketlendirme sistemine bütünlenerek farklı açı konfigürasyonlarında veya test odası zeminine bütünlenerek tek bir konfigürasyonda testler gerçekleştirilerek incelemeler yapılabilmektedir. Rüzgar tüneli modelleri genellikle alüminyum, çelik, kompozit veya ahşap malzemeler kullanılarak üretilmektedir. Model üzerine etkiyen yer çekimi kuvveti ve aerodinamik kuvvetleri taşıyacak, test esnasında en az şekil değiştirecek ve parça kopması sonucu modele ve tünele zarar vermeyecek şekilde yeterli dayanıma sahip malzeme kullanılarak tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Model üretimi tarafımızca veya müşteri tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Modelin tarafımızca ya da müşteri tarafından üretilmesi seçeneklerinde test öncesi test güvenliği açısından ihtiyaç duyulan asgari doküman setleri üzerinde mutabık kalınmalıdır. İlgili dokümanlar test modelinin 3 boyutlu modelinden ve teknik resimlerinden oluşmaktadır. Bu dokümanlar TÜBİTAK SAGE tarafından üretilebilirlik, arayüzler, güvenilirlik, mukavemet ve dinamik özellikler açısından incelenerek müşteriye teknik görüş verilmektedir. Art deneyi yapılacak cismin kendisi veya ölçekli modeli deneyin yapıldığı test odasına monte edilmekte, istenen hızda rüzgar verilmekte, model istenen açıya getirilerek dış balans veya iç balans sistemleri yardımıyla modele etkiyen aerodinamik kuvvetler ölçülmekte ve akımın incelenmesi için çeşitli tekniklerle akım görüntüleme testleri gerçekleştirilebilmektedir. Günümüze kadar art savunma sanayi şirketleri olan TÜBİTAK SAGE, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ başta olmak üzere üniversiteler ve sivil sektör firmaları tarafından aktif olarak kullanılmıştır. Ayrıca 2000 yılında art düşük hızlı rüzgar tünellerinin tasarımı, işletimi, bakımı ve fiziksel ölçüm ile enstrümantasyonu gibi konular hakkındaki sorunların görüşülmesi ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla kurulmuş dünya çapında bir organizasyon olan Subsonic Aerodynamic Testing Association üyeliğine hak kazanmıştır. Art de havacılık başta olmak üzere otomotiv ve sivil uygulamalar gibi farklı kategorilerde çok sayıda test gerçekleştirilmiştir.